CHP'de kurultay ne zaman yapılacak? Genel başkan kim olacak? Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'na rakip olacak mı? İşte tüm bu sorular yanıt ararken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı bir kez daha değişim dedi. Benim aday olduğum tek şey var. Ülkemizde aynen İstanbul'da olduğu gibi büyük bir değişim. Açık açık söyledi, CHP genel başkanlığı için yeşil ışık yaktı. Ekrem İmamoğlu yine değişim mesajı verdi. Bu değişim noktasındaki fikrimde net olarak kararlıyım. Bunu kovalayacağız ve sonuçta değişim başarısını mutlaka elde edeceğiz. CHP'de olağanüstü kurultay için Manisa delegeleri ilk imzaları attı. Diğer delegeleri de imza vermeye çağırdı. Cumhurbaşkanlığı seçimini kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu ise adayım demem, partinin yetkili kurulları adayı belirler dedi. Sözü İmamoğlu'nun adaylığına getirdi. Ya niye İstanbul'u veriyoruz? Ya bana akılcı bir gerekçe var. Bir gerekçe sunmaları lazım. Baba oğul ilişkisi sona erecek mi? Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşısına rakip olarak çıkacak mı? Bu sorular için gözler İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'na çevrilmişken dikkat çeken cümleler kurdu İmamoğlu. İstanbul'da değişim nasıl çok güzel bir sonuç verdiyse kendi partimden başlayan bu kıvılcımın Türkiye'de çok iyi geleceğini şimdiden görüyorum. Adeta bir kez daha kılıcını çekti. Değişim Türkiye'ye iyi gelecek dedi İmamoğlu. Menzile yürüme hususunda net olarak kararlıyım. Bu başarı bize yerel seçimlerde de ondan sonraki genel seçimlerde de çok daha güzel, çok daha kararlı başarıları getirecektir. Parti içinde değişim tartışmaları yaşanırken CHP'de MYK yarın Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında bir kez daha toplanacak. Şimdi gözler Kılıçdaroğlu'nun yerel seçimden önce yapılmalı dediği kurultay süreci ve genel başkanın kim olacağında.